Efendim merhabalar, selamlar, hayırlı akşamlarınız olsun, muhabbetler olsun. Bugün iş yerinde açmıştık ekranı ama maalesef intikalde bir sorun oldu, yayında bir sorun oldu. Dolayısıyla gerçekleştiremedik, tamamlayamadık. Başlığımızı da "Ey tabip bu yarayı sarabilirsen" diye düşündük. Bakalım bu yarayı kimler saracak, nasıl saracak? Sarması da o kadar kolay olmuyor. Şurada bir türkü şeyi de görüyorum. Bunu da alayım. Belki sonra buradan yararlanırız işin başına. Efendim muhabbetler olsun. Hayırlar olsun, huzurlar olsun. Karantinada olan dostlarımıza da kolaylıklar dileyelim. Ev karantinası pek çoğumuzda. Biz çalıştığımız için kısmen kurtarıyoruz. Bir taraftan hani risk gibi de görülüyor işe gitmek ama işe gitmeyenlerin de öyle kolay kolay da evde kalmadığını da gördüm. Yani hele beyler için evde kalmak kolay değil ama evde kalmanın eğlenceli hale, verimli hale getirilmesi de tekrar kalbimize dönmek gibi bir bakıma da o açıdan da bakmak lazım. Aşık dün akşam Ferit okudu. Ferit Altınışık kardeşim Instagram'daki yayınımızdan Gecebek yine yaparız oradan. Instagram'da olmayan dostları buradan selamlayalım. Aşık öyle seslenmiş ve çok da güzel seslenmiş. Ey tabip yar sarayı bu yarayı sarabilirsen. Şimdi tabi yarayı sarmak için yaranın mahiyetini bilmek lazım. Yaranın kökenini bilmek lazım. Yaranın nereden kaynaklandığını bilmek lazım. Yarayı kimin açtığını bilmek lazım. Nasıl açıldığını bilmek lazım. Nerelerden açıldığını bilmek lazım. Dolayısıyla hani yarayı açan tabi elbette sarmalı ama Ozan'ın bu türküsü dilime dolandı. Şimdi Etiler'den gelirken Üsküdar'a doğru "Ey tabip bu yarayı sarabilirsen." Kolay değil aslında sarmak. Yarayı açmak da kolay değil belki çünkü onun da insana göre ayrıca sonradan bedelleri var. Onları da dikkate almak lazım elbette. Dostlarımızı selamlayalım. Çok yukarıya gitmeden Betül Uzun burada, Zeynep Gül burada, Yasemin Güneş burada, Zeynep Gül hayırlı akşamlar dilemiş, Mehmet Gül abim burada. Hicran Tanrı tanır selamlar iyi yayınlar demiş çok teşekkür ederim. Esma ablam burada selamlar Esma ablam. Sosyal mesafeyi muhafaza edin diyorlar ama ben yine senin ellerinden öpeyim. Duygu Kılınç hayırlı akşamlar diliyor. Nazan İçigen Konya'dayız galiba değil mi? Selamlar. Halime Özkan'a selamlar. Gülsen Burhan Ersöz hayırlı akşamlar diliyor. Yarasız Hakk'a yar olunmaz demiş Zeynep Gül. Ağır laflar güzel laflar tabii. Melikşah burada efendim. Selamlar. Estağfurullah efendim. Muhabbetler olsun inşallah üstadım. Melikşah üstada da buradan selamlar olsun. Ben hep evdeyim. Zaten evet sen kendini zaten karantinaya almış durumdasın. Doğru söylüyorsun. Selamlar ablam. Sedef Yıldız burada. Nazan İşigen selamlar demiş. Eyvallah. Bugünkü yayına başlarken Etiler'den insan aslında kendini zulme uğradığı zaman daha iyi tanır gibi bir cümle kurmuştur. Onun üzerinden de belki düşünebilir. Zulme uğradığı zaman kişi kendini daha iyi tanıyor. Nerede yanlış, nerede eksik, nerede fazla, nerede gedik var, nerede problem var bunları görmüş oluyor. Ama insan başkasına zulmederken ya da kendini kontrol etmediği zamanlarda bunu görmüyor. Ama ne zaman baskı altında kalıyor, ne zaman pıstırılıyor, ne zaman kıstırılıyor, o zaman insan kendinin farkına varıyor. Yani bir insanın kaliteli olup olmadığını, entelektüel olup olmadığını, manası olup olmadığını, hürmetkar olup olmadığını aslında zulme uğrarken görüyorsun. Eğer o zulme uğradığında bir katta ben yapayım diyorsa, üç katta ben yapayım diyorsa o kişinin işte altında yatan kişiliği de ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla bu dönemler hani böyle Allah tabi zulmetmez hiç şüphe yok ki zor durumlarda vermiş olduğumuz tepkilerle de kendi kişiliğimizi analiz etme, tahlil etme, kendimizin farkına varma, kendimizi biraz böyle didikleme, tahlil etme imkanları da buluyoruz. Bunlara da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Sizler bilmem ne dersiniz. Gülsen Burhan merhaba efendim el sallıyor. Semra Mavi Akşahin hayırlı akşamlar efendim. Feritçiğim de geldi selamlar. Dün akşam Ferit'in söylediğiyle açtık.
Ey tabip, bu yarayı sarabilirsen, yaren kayıp burada, kayıp değil. Değerli şairimize selamlar. Az evvel gelirken de yolda cep telefonuyla Kayseri'den Nart abiyle konuştuk, haberler aldık, selamlar aldık. Bütün dostlara, Nart abiyi tanıyan dostlara selamlarını iletelim. Asalet salgın oldu değil mi? Salgın oldu. Aleyküm selam, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam efendim. Eyvallah Yasemin Güneş, hürmetler bizden. Asalet'in el sallamasına da cevap vermiş olalım efendim. Arı Bahçe Arslan burada. Evet, bir firma ismi galiba değil mi? Hayırlı günler herkese diyor Feritçi. Ben kendimin farkına vardım. Beni çeken evliya demiş. Oh ne güzel. Yani onlar da zaten bir enteresan, şimdilerin aura dedikleri bir çekim merkezi var. Onların o çekim alanına giriyor olmak sende onlara ait olan bir şey olduğunu gösteriyor. Seni onlara çekiyor, onlara muhabbet ediyorsan, onlar seni çağırıyorlarsa gittiğinde hemdem oluyorsan onlarla böyle bir gönül coşkusu, bir dinlenme hali oluyorsa ki olduğu belli. Bu çok güzel bir şey bence. Asalet salgın olduğunu tebrik edelim beni. Kendi farkına vardım. Beni çeken evliya diyor. Deniz abim burada. Deniz Özen'e selamlar, muhabbetler. İşte dinleyemiyoruz artık, işte gördüğün gibi cuma akşamları Deniz abi de geliyordu. Bize sazıyla, sözüyle, deyişler, nefesler, Alevi Bektaşi nefesleri bize sunuyordu. Harikaydı gerçekten. İnşallah tez zamanda Deniz abim yine birlikte olmak nasip olsun diyelim. Ozan'ın dediği gibi ancak türküler bizim yaralarımızı sarıyor değil mi? Ey tabip, bu yarayı sarabilirsin. Çünkü bu tabipler, yani normal tabipler, o gönül yarasını, ruh yarasını, aşk yarasını saramıyor zaten. Onların alanı değil. O başka bir tababet, başka bir tabiplik, başka bir hekimlik gerektiriyor. O bakımdan bir türkü vardı galiba değil mi? Sen elleme tabip yaramı diye bir şey var. Tabip sen elleme yaramı. O da öyle bir şey. Galiba yine orada tabip ismi geçmiyordu galiba ama Mehmet Çıklı abi selamlar. Mahmut Babacan üstadımı buradan selamlıyorum muhabbette. Mücahit Kocabaş burada. Arıbahçe Aslan köyümün ismi. Arıbahçe Erzurum hasretlik böyle diyor. Eyvallah, ne güzelmiş. Avcıyım dağlarda gezelim. Avcıyım dağ gezerim, bülbülüm bağ gezerim. Yüz yerimde yarem var, el sanır sağ gezerim. Sözü de aslında biraz ona söylenmiş bir şey. Hocam imtihan cihetiyle değerlendirince ya sabır kendiliğinden geliyor. Zira imtihan düşüncesi son derece kulca demiş. Eyvallah. Ahmet Bayrak Üstadım burada. Selamlar. Ayseni Töker'i de görüyorum. O türküyü Deniz abi hatırlıyor musun? Sen şimdi buradan olsaydın böyle dinlerdik sazından. Avcıyım da gezerim, bülbülüm bağ gezerim. Yüz yerimde yarem var, el sanırsa gezerim. Yüz yerimde yarem var, el sanırsa gezerim, el sanırsa gezerim. Böyle bir şeydi. Uyu demeye geldim, uy uy demeye geldim. Yavrum yaren nerende, merhem olmaya geldim. Öyle harika bir eserdi o da. İşte bu aşıklara aslında kulak vermek lazım. Halk edebiyatımızın aşıklarına kulak vermek lazım değerli dostlar. Semra Mavi Akşahin burada, Aslı Ekşioğlu Genç burada, Kadir Arpacık abim burada, Ayseni Teker selamlar demiş, Serdar Öztürk burada, muhabbetler efendim. Semra Mavi, el çek tabip, el çek yaram üstünden, sen benim derdime deva olmazsın. Aynen öyle, o da müthiş bir şey. Evet yani, ey tabip, bu yarayı sarabilirsen, tabip sen sar, ama tabip değilsen, yarayı açan değilsen, yaranın yardan olduğundan haberdar değilsen, yaranın yare götürücülüğünden haberdar değilsen, sen o yaralının yanına, yöresine, çevresine uğrama demektir de bir bakıma. Eyvallah efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben de sizin gönlünüze teşekkür ederim Gülsen Hanım.
Dolayısıyla işte zulme uğrarken ya da zulümle uğraşırken, zulme uğrarken kendimizi tanıyoruz. Çünkü o sırada gözyaşları oluyor, acılar oluyor, değil mi? Hasretlikler oluyor, pişmanlıklar oluyor, nedamet dediğimiz mesele. Nedamet getiriyorsun. Ya niye böyle oldu diyorsun. Ben nerede kusurda bulundum diyorsun. Dolayısıyla evrenin, yaratılışın hakikatini yani aşkın farkına varıyorsun aslında. Çünkü derler ki sefil ruhlarda feyiz alınmaz. Fakat bunu biraz daha dönüştürerek söylersek sefil ruhlar da feyiz aramazlar. Çünkü onlar kendilerini yeterli görüyorlar. Yani ben varım diyor. Yani ben varım ve yeterliyim diyor. Sefil ruhlarda bir feyiz, bir muhabbet aranmadığı gibi onlarda öyle bir cevher olmadığı gibi sefil ruhlarda bir muhabbet aramıyoruz. Sefil ruhlarda feyiz yok çünkü. Fakat sefil ruhlar da aynı zamanda feyz arayıcısı da değiller. Bu arada tam da Ebu'l-Feyz üstadımız geldi. Profesör Doktor Ebu'l-Feyz Süleymanlı. Hocam hürmetler ederim. Tam böyle feyz diye bir kelime kullandık. Sen de tam üstüne gelmiş oldun. Sosyoloji profesörü Ebu'l-Feyz Süleymanlı hocam. Üsküdar Üniversitesi'nde sosyoloji bölüm başkanı. Buradan muhabbetler edelim. Pazartesi gecesi de saat 22 itibariyle Ülke TV'de konuk olacak. Önemli şeyler söyleyecek bugün yaşadığımız bu günlerle ilgili. Bence Ebu'l-Feyz Hoca'yı da kaçırmayın derim. Serdar Öztürk abim yazmış. Çekilen bu dünya çileleri cennetinle ödüllendir Allah'ım diyor. Amin. Eyvallah. Fatma Battal burada. Selamlar. Mestanemiz burada. Mestaneye selamlar. Bugün beraberdik zaten. Evet. Yani zulme uğrarken insan kendini tanıyor. Bir hastalık, bir dert sırasında insan kendini tanıyor. Ne kadar güçlü, ne kadar güçsüz, nerelerde pekiştirmesi gereken durumlar var, nereleri değiştirmesi gerekiyor. Bütün bunları görüyor ve kendisindeki yaranın da farkına varıyor diyelim. Bu da söylenebilir herhalde. Pınar Yelekçioğlu burada. Gülbin Tarhan Çokal burada sayfasında güzel paylaşımlar yapıyor takip edenler için. Evet yani sefil ruhlarda feyiz aranmaz. Çünkü onlar süfli olduğu için karanlık zulmette olduklarından onlarda bir nur, bir parıltı, bir pırıltı, bir işaret, bir ışık, bir yıldız, bir parlama, bir ışıma ve ışıtma niteliği olmuyor. Çünkü sefil olduğu için karanlıklar içerisinde, karanlıklar içerisinde olan bir ruhtan bir feyzin çıkması, bir ışığın çıkması, bir enerjinin, pozitif bir enerjinin çıkıyor olmasını beklemek gaflet olur. Bu sözü de işte dediğimiz gibi şöyle de anlayabiliriz. Sefil ruhlar feyiz de aramazlar. Çünkü onlar egosu tavan yapmış olan kişiler olabilirler. Ve kendilerini yeterli gördüklerinden, kendilerini tam ve mükemmel gördüklerinden, kendilerini bir şeye ihtiyaç duymayan yapıda gördüklerinden onlar başkalarından bir ışık, bir feyiz, bir muhabbet, bir alışveriş içinde de zaten olmuyorlar. Kendilerini buna ihtiyaç sahibi de görmüyorlar. Değil mi İbrahim Şahbaz abi? Değerli göz doktorumuz Üsküdar Üniversitesi'nden İbrahim Şahbaz abiye de selamlar. Seyide Koca Arslan Atalay'a da buradan muhabbetler olsun. Şimdi mesela gündüz olduğu zaman gündüz güneşi bulmak kolaydır. Feyz arayıcıları için, feyz bulucuları için esasen gündüz güneşi görme meselesi değil konu, mühim olan. Esasen feyz arayıcıları, hakikat arayıcıları, yani kendi hakikatinin arayıcıları güneşi karanlığında buluyorlar. Yani zulme uğrarken kendini buluyor. Baskı altındayken, hastalık altındayken, dertlerle bitap iken Eyüp peygamberi hatırlayalım sabır açısından. Zihnimizde öyle bir korelasyon kurabiliriz. Gecenin karanlığında güneşi bulanlar
sabah aydınlanmayı hak ediyorlar aslında. Çünkü gecenin karanlığında güneşin doğacağına itimat edenler, güneşin doğacağını bilenler ve güneşe hazırlık yapanları ancak güneş ısıtabilir, ışıtabilir. Diğerleri için normal. O zaten kendi halinde her sabah doğuyor, doğuyor, doğuyor diye düşünüyor. Ve o zaten böyle düşünenler, yani rutin düşünenler, bununla bir ülfet peyda edenler, hayret ve hayranlıktan düşenler, bilincinden düşenler, gecenin karanlığında güneşle bir irtibatı olmayanlar zaten. Güneşle irtibatı olanlar, feyz arayıcıları, kendini arayanlar, gecenin zulmetinden, ruhumuzun karanlıklarından, nefsimizin o böyle kör kuyularından filan çıkabilmek için feyz arayıcısı, muhabbet arayıcısı oluyor olmak lazım. Onlar ancak güneşi karşılayabiliyorlar. Gecenin karanlığında güneşin doğacağından emin olanlar ve güneşe ihtiyacı olanlar ancak güneşin doğmasını beklerler. Çünkü güneşe olan ihtiyacını biliyor. Şimdi biz zulüm altındayız, nefsimizin zulmü altındayız, hasedimizin, fesatımızın zulmü altındayız. Bu zulmün farkında değilsek, yani hırsımızın, hasedimizin, fesadımızın, kıskançlığımızın, gururumuzun, egomuzun, taşkınlığımızın, serseriliğimizin, nereye çarpacağımızı biliyor, bilmiyor oluşumuzun, ondan sonra serhoş oluşumuzun zihnen farkında değilsek, güneşin de farkında değiliz demektir aslında. Oysa güneşin de farkına varmak lazım. Yani güneşin farkına varanlar feyiz arayıcıları olabiliyorlar. Biraz daha uzattık gibi oldu. Eyvallah Gülsen Burhan Ersöz, değerli dostumuzun duasına amin demiş. Değerli Ozan abimiz Ekrem Gül de burada. Ekrem abi hem şair hem de sazıyla, sözüyle söylüyor. Bize Kayapa Kafede epeyce dinledik. Bir hareket olsun, bir tefeül yapalım. Bekir Karadeniz'in Türküler kitabı var masamda. Kömür Gözlüm diye bir şey. Buradan bir tefeül yapalım. Bakalım Ekrem abiye gelsin, ne gelecek? Böyle açıyorum ve sağ sayfa diyorum. Vallahi abi tam sana göre bir şey geldi. Neşet Ertaş'tan bir şey çıktı. Tatlı dile güler yüze, doyulur mu, doyulur mu? Aşk ile bakışan göze, doyulur mu, doyulur mu? Doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar Hakk'ın kulu sayılır mı? Hem bahara hem yaza, yarin ettikleri naza, yar aşkına çalan saza, doyulur mu, doyulur mu? Garibim geldik gitmeye, muhabbetimiz bitmeye, yar ile sohbet etmeye, doyulur mu, doyulur mu? Evet, tefeülümüzden bu çıktı abi. Tatlı dile güler yüze, doyulur mu, doyulur mu? Aşk ile bakışan göze, doyulur mu, doyulur mu? Doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Cananına kıyanlar Hakk'ın kulu sayılır mı? Sayılmaz bence. Ergün adı güzel, merhaba. Figen Özer, merhaba. Figen arkadaşımızın da Akıl Fikir Yayınları'ndan geçtiğimiz haftalarda bir şiir kitabı çıktı. Hatırlatalım. Yasemin'den işaretler geliyor. Ekrem abi'den işaretler geliyor. Demek ki ikiniz de Neşet Ertaşçısınız, öyle anlaşılıyor. Doğru mudur? Ekrem abi, Yasemin. Eyvallah. Hem bahara hem yaza, yarin ettikleri naza, yar aşkına çalan saza, doyulur mu, doyulur mu? Doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Cananına kıyanlar Hakk'ın kulu sayılır mı? Buraları tutturamıyor. İşte Ekrem abi olaydı, çok güzel tuttururdu. Şengül Günar burada, merhaba efendim. Ayşe ablam, Ayşe Baytekin gelmiş, selamlar. Ayşe Tetik gelmiş, selamlar. Feyzul abiye de buradan selamlar diyor. Evet, Yasemin kesinlikle diyor. Evet. Neşet Ertaşçılar da var aramızda efendim. Geçenlerde babamla konuşurken diyorum ki babama, arada bir böyle kızdırmak için takıldığımızda oluyor. Ya baba diyorum,
Cennete eğer gidersek, acaba diyorum cennette Neşet Ertaş olur mu diyorum. Tabip sen elleme benim yaramı. Vay abi çok damardan geldin Ekrem abi. Beni bu dertlere salanı getir. Çok sevdiğim bir türkü o da. Babama dedim ki ya baba cennette olursak böyle bir ağacın altında şöyle otursak. Acaba dedim böyle Neşet Ertaş da orada olsa. Şöyle sazın böyle mızrabıyla sazın tellerine şöyle bir vursa. Bize bu dünyada dinlettiği türkülerden bir iki tanesini şöyle patlatta söylese. Patlatsa nasıl olur falan dedim. Babamın aklına yatmadı tabii. Ya diyor cennette olur mu filan. Ya niye cennette her güzellik olacaksa Neşet Ertaş da olur herhalde. Ya da ben olmasını dilerim yani. Siz istemez misiniz? Yasemin bence ister. Ekrem abi de ister. Yani isteyenler Allah lütfederse biz böyle bir ağacın altında toplanalım. Neşet Baba'dan şöyle bir değil mi? Bir şey dinleyelim. Leyla'mı dinleyelim. Ondan sonra Tahtı Dile Güler Yüze dinleyelim. Ondan sonra bir sürü bir şey dinleyebileceğimiz şeyler var. Garibim geldik gitmeye, muhabbetimiz bitmeye, yar ile sohbet etmeye, doyulur mu doyulur mu, doyulur mu doyulur mu, canana kıyılır mı, cananın akıyanlar Hakk'ın kulu sayılır mı? Sayılmaz. Değil mi Meltem Kalak, değerli hemşerim, yazar arkadaşım, selamlar. Seyide Koca Aslan'ın işareti var. Hocam maşallah dinlendirici bir sesiniz var diyor Ayşe Tetik. Umuyorum ilerleyen dakikalarda da böyle düşünürsünüz. Bu fikrinizi bakalım sabit tutabilecek misiniz bilmiyorum. İlerleyen dakikalarda bu kadar bilirsiniz tabii. Ferah Otay da burada. Konya'dan selamlar. Hazreti Pir'in memleketinden. Aleyküm selam efendim. Bakalım şimdi bir teferrül daha yapayım. Bunu Esma abla buradaysa Esma abla için yapayım. Bakalım ne gelecek. Esma ablam yapıyorum bu Kara Gözlü Kömür Gözlüm kitabından bir teferrülü de sol sayfa. Ablam Bayburt yöresinde bir şey çıktı sana yahu. Ey gül dalı gül dalı oldum sana sevdalı. Gördüğüm günden beri sinem aşkınla dağlı. Vay. Saçları senden, saç bağı benden, var git güzel var git, küsmüşem senden. Güzel ağlatma beni, yabana atma beni. Ben senin aşıkan, ben senin aşıkınam, bir pula satma beni. Pancar pezik değil mi, ciğer ezik değil mi? Ben sevdim eller aldı, bana yazık değil mi? Bunun bir kısmı da başka türlü de galiba söyleniyor. Veysel Özkoyuncu, selamlar. Muharrem Sarılı, selamlar efendim, hoş geldiniz. Meltem arkadaşım, aleyküm selam demiş maşallah. Fatma Güne Bakan Dilmen, hoş geldiniz efendim. Mücahit abim de bir anadan dünyaya gelen yolcu, değil mi? Of of of. Sağ olasın Meltem, çok teşekkür ederim. Değerli kardeşim, değerli arkadaşım. Yani... Esma ablaya çıkan da bence çok anlamlı. Bir tefeülde biz bekleriz sizden hocam diyor. Tabii ki. Şimdi bu pancar pezik değil mi? Yürek ezik değil mi? İşte hep hangimizin yüreği ezik değil ki? İşte o yürek ezikliği zamanında kendi kişiliğimiz ortaya çıkıyor. Eyvallah Esma ablam. Pancar pezik değil mi? Ciğer ezik değil mi? Pancar pezik değil mi? Ciğer ezik değil mi? Ben sevdim eller aldı, bana yazık değil mi? Böyle bir şeydi galiba. Gerçekten de güzel. Esma ablam çok güzel bir türkü geldi sana. Ayşe Canan Belge, merhaba efendim. Osmaniye'den, Fatma Hanım selamlar Osmaniye'ye. İşte böyle Neşet Ertaşçıların makamına da yakın bir makam gibi geldi. Burada. Bu yıllar evvel radyo programı yaparken edindiğim bir kitaptı. Tabip diyor sarabilirsem bu yaramı derken aslında türküler bizim yaralarımızı sarıyor. Ozanlar bizim yaralarımızı sarıyor.
erenler bizim yaralarımızı sarıyor çok şükür. Yeter ki biz sefil halden, edna halden çıkıp insan olma, Hazreti insan olma, insanlık basamaklarında irfan yolculuğuna, kendimizi arama, bulma yolculuğuna devam edelim yeter ki. Görmemiz gerekenleri görelim, varı yoktan ayıralım, iyi kötüden ayıralım. Bunları başarabildiğimiz zaman, işte o zaman tabibin yaramızı sarmaya başladığında anlayacağız. Bir de tabibin tabii yaramızı sarması için bizim de bu yaranın sarılmasına ihtiyaç duyuyor olmamız lazım. Yoksa tabip gelip de kendi kendine senin yaranı sarmayacak. Yani sen talep edeceksin, o cevap verecek. Sen yaranın farkına varacaksın. O yara nerelerden oluşmuş, nasıl yaralanmış, nerelerden yaralanmış bileceksin. Ve doğru tabibi de fark ediyor olman da yarar var ki, sen o yarayı yanlış yerlerde dağlatırsan eğer, o yara azabilir de aslında. Dolayısıyla hangi tabibin kapısına gideceksin, hangi tabibin kapısında yaranı sardıracaksın, aslında onun da idrakinde olmak lazım. Sedef Tur, merhaba efendim, sefa geldin. Gülden arkadaşım da burada, şifacımız. Madde ile manayı bir arada bulduğumuzda olay bitiyor diyor. Kesinlikle öyle. Tabip biz, çareseniz, çaresizsiniz, çaresiz değilsiniz diyor. Betül Uzun, gurbette olan bizlere de sohbet derman oldu. Yüreğinize sağlık, sağ olun demiş. Eyvallah Betül, dönemeyenlerden. Buradan selam olsun sana, evlatlarına, torununa. Ekrem abim, eyvallah, çok teşekkür ederiz. Madde ve manayı tabii karşılıklı bulma meselesi de çok mühim. Ayşe Canan Berge selamlar demiş. Aleyküm selam. Ercan Uşaki abim de burada. Muhabbetler olsun efendim. Canan Çapraz. Canan Çapraz, benim hemşerim. Meltem, tanışıyor musunuz Canan'la? Yozgatlı. Adalarda. Adalarda kaldın sen de galiba, değil mi? Mahsur Yozgat'ta değilsin. İzne'ye gitmiştin 15 tatilde ama geri dönmüştün. Orada Kur'an kursu öğreticisi Canan Çapraz'da, Yozgat. Hemşehrim yani. Yani hemşehri olunca, değil mi? Toprak bir başka tabii. Şimdi Canan Hoca deyince ben de böyle hep ilahiyat bilgileri çağrıştırıyor Canan'ı görünce. Geçenlerde şeyin bir ilahisi var ya, Yunus Emre'nin, Yunus öldü de Yusela verirler. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diyor ya, tam oraya gelince bazı tekkelerde sela okunuyor. Orada böyle bir şeye, bir selaya asılmıştık. Issız adada mahsur kaldım diye, eyvallah. O nasıldı o şey? Yunus'un canlar satılır, alan bulunmaz. İlahisinin başı nasıldı, hatırlayanınız var mı? İnsan madde ama manayı bilmiyoruz. Özle buluşma hali diyor. Muhsin Ertuğrul Kemikli burada. İhsan Kutluay burada. Bizim okuduğumuz, arkasına sela bağladığımız Yunus Emre'nin ilahisinin başı neydi, hatırlıyor musun? Tanışmıyoruz, tanışmaktan memnun olurum. Sevgiler Canan Hanım diyor. Evet, tanıyın birbirimizi. Biz de yüz yüze tanışmıyoruz, buradan tanışıyoruz. Ama inşallah bir gün İstanbul'a gelirse, bu karantina durumları da biterse, görüşürüz. Sen de buradaysan belki üçlü bir Yozgat ekibi de yapabiliriz. Senay Belen burada. Allah Allah. Ya o ilahinin başını hatırlayanınız var mı? Yunus ölmüş de Yusela verirler. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Onun ilk satırı gelmedi aklıma ya. Heh, tamam, harikasın Canan ya. Tamam, ne varsa Yozgatlı'dan var. Sağ olasın, bravo. Hatırlıyor musun oylarım? Bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz. Bu ne yaredir ki derman bulunmaz. Ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah,
Aşkın pazarında canlar satılır. Satarım canımı, alan bulunmaz. Ya Allah, ya Allah, 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 ya Allah, ya Allah, 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 Allah. İşte onun son satırında Yunus öldü de yusela verirler. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Ya Allah, ya Allah, 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 ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Evet, bazı kayapıda böyle yapıyorduk. Arkasından da o Emine Alkaya Kıraş da burada. Selamlar Erenler. Onlar da saat 19.30 itibariyle geçen hafta yayınlar yaptılar. Çok güzel. Eşiyle beraber, Coşkun'la beraber, Hatice Kıraş da onlara dahil oluyor. Harika oluyor. Kıran kırılır denir. Yaşadığımız olay kırılanın hırsı, işte öfkeyi, nefreti, kini aşmak için bir yaratım. Sevgi belki daha iyi anlar sevgiyi. Doğru. Evet, düşünmemiz lazım. Bu aklı fikriylenin arkasına da Zeynep Gül, Zeynep'e yanıt veriyor. Evet, bir de galiba öyle bir sistem oldu değil mi? Birbirlerine yanıtlar verilebiliyorlar. Ölen hayvan imiş aşıklar ölmez derken, Yunus öldü de yüsela verirler. Yani işte aslında tasavvuf ehlinin bize, ehli irfanın bize anlattığına göre zaten ölmeden evvel ölme sırrına, ölmeden evvel ölme diriliğine ulaşmışsak geriye bir şey kalmıyor zaten. Acılar yaşamadan öğrenelim mi Uğur Hocam diyor. Evet, öğrenilebilse iyi olur tabii ama galiba o bilinç olarak henüz o noktada değiliz gibi. Eyvallah Tekirdağ'a selamlar Arı Gönül Çortuk. Orada Canan Çapraz'ın hatırlattığı ilahinin sonunda da sela okunuyor genelde tekkelerde. As-salatu vesselam aleyk, aleyke ya Resulallah. Sela da müthiş bir şey ya. Hakikaten insana aslında ölüler cumaları da veriliyor, vefatlar sırasında veriliyor da dirilten bir yanı var. Yani insanın gönlünü dirilten, insanın ölmüş yanlarına hay sırrıyla dirilik veren selanın bir yanı var. Ya da bana öyle geliyor, bilmiyorum sizler katılır mısınız? Yani hakikaten o selayı böyle canı gönülden bütün ruhaniyetimizde odaklanarak dinleyebildiğimiz zaman oradan bambaşka lezzetler de alıyoruz. Ve ben mesela sela dinlerken hakikaten tüylerim diken diken olur. Okurken de oluyor tabii de. İşte ne kadar başarabiliyorsak öyle. Yani bilebildiğin. Gerçi Canan Hoca'nın yanlışlarımız olursa söylesin. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Yani hakikaten insan bir hoş oluyor hakikaten. Eyvallah, çok teşekkür ederim efendim. Tekirdağ'a selamlar. Ali Rıza Gül ağabeyimiz buradaymış. Selamlar. Mücahit abimin bir mesajı var. Dibi gördüğümüz vakit içimizde ve etrafımızda temizlik yapılıyor. İç dünyamızda da acizliğimizin katmanlarını, yaralarımızı gördükçe nurlar aşıyor ve yavaş yavaş yaralarımızla tamamlanıyoruz belki diyor. Eyvallah.
Külden zengin, Bakara suresi 203. ayet, haş dediğimiz uyanış. Ne güzel, maşallah, harika. Katkılarınız çok güzel. Hülya Kemikli Sarı burada. Selamlar efendim. İslah programı, ya olacağız ya yok olacağız, olmak ve ölmek ve olmak gibi bir şey değil mi? Eyvallah hocam, gönlünüz daim şen olsun demiş Muhsin Ertuğrul Kemikli. Ekrem abi çok teşekkür ederim. Fatma Göğe Bakan Dilmen, duygulandırdınız çok güzel diyor, eyvallah. Yani çünkü o kelimelerin, harflerin Gül'den daha iyi bilecek enerjileri var. Yani söylediğimiz her sözün, her lafzın, ağzımızdan çıkan her lafzın, hatta düşüncenin bütünlüğümüz üzerinde bir etkisi var. Ama söz olarak maddeye bürünerek dışarıya çıktığı andan itibaren de onun titreşimleri var. O titreşimler hem bizim ruhumuzda olumlu ya da olumsuz etki yapıyor. Olumsuzsa o titreşi, yani çıkan kelime, sarf ettiğimiz kelime, elfazı küfürse ya da diyelim ki elfazı şerse diyelim, yani kötü sözse, onların titreşimi bizde ve çevremizde kötü enerjiye sebep oluyor. Ama güzel sözse, hayır sözse, hayırha sözse, onlar da kelama dökülen o kelimelerde karşı tarafta ve bizde olumlu titreşimlere sebebiyet veriyor. İşte onun için Kur'an okumak, hadis okumak, sela okumak, ezan okumak. Mesela kültürümüzde derler ki ezan okunduğu zaman o ezanda şeytanlar kaçışır diyorlar. Bunu böyle bir figür şeklinde şeytan düşünüp, bir şeytan yani böyle bir fotoğraf gibi düşünüp de kaçtığını düşünmeyin. Bizim içimizdeki kötücül duyguların bizden arınıp toprak olduğu, kanalizasyona atıldığı şeklinde düşünün. Yani şeytan, ezan okunca şeytan kaçıyor derken, şeytan sanki böyle hayvani bir varlık gibi tahayyül ediyoruz genellikle. Çocukta kendimizi anlatımlarından dolayı. O böyle dört nala kaçıyor gibi düşünüyoruz. Hayır. Ezan okunduğunda, Kur'an okunduğunda, iyi sözler söylendiğinde, Selavat-ı Şerif okunduğunda, Sela okunduğunda, yani manaya ait titreşimleri olan cümleler, ayetler okunduğunda bizim içimizde dolaşan, kanımızda dolaşan, zihnimizde, fikrimizde dolaşan şeytani ışınların, şeytani enerjilerin, şeytani güdülerin, şeytani fikirlerin kaçtığını düşüneceğiz. Yani bizim vücut varlığımızdan kaçması önemli. Yoksa ezan okunuyor, o ezanı Muhammedi'den dolayı şeytanlar bir yere kaçıyor. Yine düşünürken, algılarken kendimizin dışında algılıyoruz. Aslında kendi içimizden algılayacağız. Kelam abi selamlar. Hürmetler Yozgat'a. Bir Yozgatlı ağabeyimiz daha geldi, Sarıkaya'dan, değerli şairimiz. Yani o şeytanın duygusunun bizden kaçması anlamında düşüneceğiz. Yani eğer böyle düşünürsek, yani şu anda anladığım gibi, bu tefekkürüm gibi düşünürsek, ezanı böyle bir an evvel okunsun bitsin demeyeceğiz, biliyor musunuz? Ya biraz daha uzasa da benim içimdeki o kötü kan, değil mi? Mesela düşünün ki vücudunuzda bir kötü kan var ve onu atıyorsunuz. Böyle düşünsek, bir ezan okunurken, bir sela okunurken, bir Kur'an okunurken hemen bitsin ister miyiz? Ya da böyle onu geçiştiriyor gibi dinler miyiz? Yoksa onu böyle bütün can kulağımızda dinleyip, bütün gönül kulağımızda, ruhumuzda dinleyip, bendeki bütün şeytani duyguları, olumsuz duyguları, zulmet duygularını, sefil duygularımı, hallerimi topraklasın, atsın, kanalizasyona gitsin diye mi düşünürüz? Bir ezan dinlerken mesela bugünden itibaren, işte o zaman sarabilirsen bu yarayı sar demesini belki de anlayacağız aşığın. Çünkü o ezan Muhammed'i bizim tabibimiz olacak. Selatü selam bizim tabibimiz olacak. Ve biz onu o can kulağıyla dinlerken bizim içimizdeki o yanlış duyguların, kötücül duyguların, sefil duyguların gittiğini görmüş olacağız. Ve işte o zaman o titreşimlerin ne anlama geldiğini daha net bir biçimde kavrama imkanımız olacak. Mesela deneyin, bugüne kadar denememişseniz, yani Üsküdar'dasınız, Kütahya'dasınız, Tekirdağ'dasınız, Ankara'dasınız, adalardasınız mesela. Nereden? Tabii kesinlikle aynen öyle Gülsanan.
Yani oturup o ezanı Muhammedi'yi o gözle bir dinleyin. İçimdeki şeytani duyguların, kötücül duyguların, sefil duyguların, ondan sonra kesret duygularının benden gidecek diye düşünün. O minaredeki ezanı Muhammedi'yi o gözle bir dinleyin. Ezan bittiğinde inanın hafiflemiş olarak kalkacaksınız. Ferahlamış olarak kalkacaksınız. Çünkü zaten 5 kez Kur'an'ı 5 kez ezan-ı Muhammedi'nin yüksek sesle okunmasının hikmetlerinden birisi de bu değil mi? Başka türlü de haber verilebilirdi, duyurulabilirdi, davul çalınabilirdi, ateş yakılabilirdi, bir şey yapılabilirdi. Ama ezan-ı Muhammedi'nin minarelerden, damlardan 5 kez burada bitiyor, Tekirdağ'da, Tekirdağ'da bitiyor, Edirne'de, orada bitiyor, Yunanistan'da, orada bitiyor, Yunanistan'da, orada bitiyor, orada. Yani bütün böyle evrenin ezanlarla dolanıyor ve bütün müminler 5 kez ezan-ı Muhammedi'nin ve selatü selamlarla vücudumuzdaki kirlenmiş kanın hacamat eder gibi dışarıya atılmasını sağlıyor. Bir deneyin bence. Beğenmeseniz bana geri iade edersiniz. Hayırlı akşamlar Hasan Alp Erdoğan Üstad'ım. Değerli şairimize buradan selamlar. Hasan abi de çalışıyor bildiğim kadarıyla. Sirkeci'de değil mi? Çalışmayı seviyor maşallah. Değerli üstadımız epeydir göremedik. Yine Akıncı burada selamlar. Betül Uzun Amenna demiş. Ayşe Canan Belge'nin bir notu var. Peygamber Efendimizin en zor zamanlarda bile kötü bir kelime çıkmamışken bizler içimizi acıtan, üzüldüğümüz, kahrolduğumuz anlarda hep beddua ediyoruz ve bu bedduaların geri dönüşünü beraber yaşıyoruz. Acaba önemli olan zor durumlarda dua edebilmek. İşte baştan aktardığım söz buydu. İnsan kendini zulme uğrarken tanıyor. Bir hastalık anında, bir dert anında, birinin tasallutu anında, birinin zulmetmesi anında. Bu zulüm illa dışarıdan gelmez. Bazen anne baba bilmeden evladına zulmeder. Bazen koca bilmeden karısına zulmeder. Bazen kadın kocasına zulmeder. Evlat anneye babaya zulmeder. Patron çalışanına zulmeder. Çalışan patrona zulmeder. Yani bir zulüm ağı içerisindeyiz aslında dikkate baktığımız zaman. Yani iki, hatta şöyle düşünün, illa ast üst olması şart değil. Aynı seviyede çalışan şirkette 2 kişi düşünün. Bir sonraki sene bir üst kademeyi kapmak için birbirleriyle acımasızca rekabet etmeleri de mazlum olanla zulüm anlamında değil mi? Değil mi? Yani çok iş yapana verip de yapmayana vermemek idareci açısından bir zulüm değil mi? Yani yanlış yapanın ya da eksik yapanın ödüllendirilmesi falan değil mi? Yani o alanda söylenecek çok söz var. O bakımdan her an zulüm altındayız ya da zulüme sebebiyet veriyoruz. Bu açıdan da bakılabilir. Yani kendimizi tanıyabilmemiz için, tanımlayabilmemiz için, ölçebilmemiz için, zulmetten çıkabilmemiz için, sefaletten kurtulabilmek için bunlar üzerine de biraz düşünmek lazım zaten. Yıldız Seçen de burada. Anneannem der ki kitabı da yeni çıktı, onu da hatırlatalım. Gülden Zekin, Hazreti Mevlana kaç dil bildiğiniz önemli değil, en iyi dil gönlümüzden gelendir demiş. Kötü enerji gidiyor demek ki diyor. Eyvallah, aynen öyle. Emre Fırıl burada, selamlar. Mustafa Çalıkçı kardeşim de buradaymış. Muhabbet olsun. Kelami abi selamlamıştık. Söz büyüdür. Tabii ki aynen öyle. Fikret Say burada. Vedat Akıllı burada. Eyvallah efendim. Maşallah dostlarımız geliyorlar ve gidiyorlar demek ki. Üzgünüz hocam. Biz Almanya, Frankfurt'tayım. Ezan duyamıyoruz diyor değil mi? Nasıl hasret çekiyor insan. Bazen şeyden dinlemek lazım. İnternetten, İstanbul ezanlarını falan dinlemek lazım. Bazen şeyden, Diyanet'ten falan veriyorlar ya. Bir yerden dinlemek lazım. Faruk Nisa Kaykı burada. Merhamet kitabının yazarı Mustafa Çalıkçı. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Bilal'e ezan okuması için bizi rahatlat ya Bilal demesi bunun en büyük delili diyor. Çok güzel, bak ben onu unutmuştum Mustafa Can. Harika. Hani Hazreti Peygamber sahabi Efendimiz Bilal-i Habeşi'ye ezan okuması emrini verirken bizi rahatlat ya Bilal diyormuş. Olağanüstü bir şey. Harika. Evet, Betül cevap veriyor değil mi? Duisburg'da okunuyormuş. Harika. Duymak da güzel.
Ama daha çok onu anlamak lazım, manayı keşfetmek lazım. Bize ne anlattığı, Uğur Hoca'nın da anlattığı gibi diyor. Tabii yani esas zaten idrakin yükselmesi, yani bilincin artması anlamakla ilgili bir şey. Anlamadığınız bir şey sizi bilinç mertebesinin bir üst katmana taşımıyor. Sadece ezberliyorsunuz. Mesela bilmediğiniz dilde bir şey ezberliyor. Bu Kur'an olduğu için, yani ilahi kelam olduğu için o kelimelere titreşiminin bizim ruhumuzda ve hatta bedenimizde bir etkisi var. Ben bunu kabul edenlerdenim. Ama bu bizim anlama çabamızı set vurmamalı. Hatta anlama çabamızı arttırmalı. Kesinlikle. Hayırlı akşamlar Uğur Hocam diyor. O Kayseri'ye selamlar. Selim Açanakçıoğlu. Bugün aşağıda iki Kayserili var. Yolda gelirken de Kayseri'den Ehli Dil'den Nart abiyle konuştum. Selma Hoca da Kayseri'den yazıyor. Meltem'in, hemşerimin bir sözü var. İlk kez Katar'da bir AVM'de okunan ezandan etkilendim hocam. Tüylerim diken diken oldu, huşu buldum, hiç bitmesini istememiştim diyor. İşte senin tam böyle idrak zamanına denk gelmiş demek ki. Handan Demirbaş, Ocak'tan da burada efendim. Safa geldin. Mücahit abi de burada. Şimdi ne diyorduk? Zulme uğrarken kendimizi daha fazla tanırız. O açıdan dikkat etmek lazım. Tabip gel şu yarayı sarabilirsen dememiz lazım. Yaramızın farkına varmamız lazım. Doğru tabibe açmamız lazım. Açılabileceğini, yaranın açılması gerektiğini de biliyor olmamız lazım. Bunlar mühim meseleler arkadaşlar. Buralara dikkat etmek lazım. Bir de sefil ruhlarda feyz aranmaz diyorlar. Sefil ruhlarda aramıyorlar. Yani biraz ona ihtiyaç duyan, aydınlanmaya, canlanmaya, muhabbete ihtiyaç duyan kişiler onların peşine düşüyor. Bir tefeül daha yapalım. Bakalım Meltem'e yapalım, hemşerime bir ayrımcılık yaparak. Sağ sayfa diyorum, bakalım ne gelir. Çarşamba yöresinden. Meltem sana. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yari gönlünde ara, arayan bulur derler. Çok güzelmiş be. Ey ninnoşum ninnoşum, ben sana vurulmuşum. Eller almış yarini, ben yarsızım bir hoşum. Suların akışına, ben yandım bakışına. Seni merhem dediler sinemin yarasına. Çok güzel be. Harika. Bir de bir dostumuz daha yapar mısınız demişti ama ismini unuttum. Şimdi o dostumuz için sol taraf diyeyim. Aksaray yöresinden. Beyaz fesli esmer, beyaz fesli esmer, sensin benim bir tanem diyor. Hemen bir altında da Pir Sultan Abdal'ın bir deyişi var. Aç artık dost kollarını, gel ey dostum yavaş yavaş. Yol karlık gözüm görmez, gel ey dostum yavaş yavaş. Haydar-ı Şah senin adın, bilirim senden muradım. Çok peygambere uğradım, gel ey dostum yavaş yavaş. Bir su içtim derin gölden, hiç ayrılmam ben bu yoldan. Arif olan anlar halden, cahillerden bilen yoktur. Pir sultanım konar göçer, halini bilene açar. Misafirler gelir geçer, eğlenip de kalan yoktur. Evet, ezanlar okunuyor. Hasan Lütfi Ramazanoğlu abim de burada. Hasan abi de, Hasan Lütfi abi de selamlıyorum. Hasan Lütfi abi de Kur'an birinciliği olan, geçtiğimiz haftalarda istasyonda Üsküdar Üniversitesi'nde misafir etmiştim hatırlarsanız. Kur'an okuma birinciliği olan değerli bir abimiz. Üsküdar Bağlarbaşı İlahiyat Camisi'nin İmam Hatibi. Aynı zamanda bestekar ve müzisyen. Hasan Lütfi abiyi de takip edin derim. Sabah namazında çok güzel fotoğraflar çekiyor camiden. Evet, şu anda ezan okunuyor. Hasan abi, senin de ezan okuyor olman lazım. Nasıl oluyor? Bugün herhalde nöbette diğer hocamız var. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ben de ışıklar ezanlarını duyuyorum buradan. Hasan abiye selamlar. Harikasınız hocam diyor Meltemciğim. Sağ olasın Mücahit abim. Acılar acımaz mı yapar insanı? Zulüm gören kişide adalet hissi yok mu olur? Yoksa adaletin kıymetini mi anlar Uğur abi diyor.
mühim mesele. Bazılarını rüzgara sormak lazım tabii. Buralara sığmayacak mevzular da olabiliyor. Nur Hayat Örencik hocam da burada. Almanya, Türkiye tatile gelir yıllar önce. Epeydir rüyasında duyduğu sesi duyunca düşüp bayılır. Gabriela değil mi? Bunun ezanı Muhammedi olduğunu öğrenince Müslüman olur. Adı Elif, bir Türk ile evli diyor. Harika ya. Çok güzel. Bak söz nereden nerelere evrildi, nerelere aktı. Hatice Fahri Nisa Kayık hocam, yaram yarimdir derler hocam. İdraki nasip ola diyor. Eyvallah, nasip olsun. Acıyla barışmak, yeni bir şerde hayrı görmek diyor. Eyvallah. Nurettin Şimşek burada. Metin Arpacı burada. Selamlar. Evet, epeyce lakırdıda bulunduk. Melikşah, ben iyiyim doktor. Evet. Açma yaram el yama el aman, derdim bana derman, haktan yana ferman. Ben iyiyim doktor. Eyvallah, sağ olasın Melikşah üstadım. Yunus Emre demiş ki, hamdım piştim yandım. Galiba o Hazreti Mevlana'ya ait. Artık yanmadan öğrenelim, hamdım piştim oldum diyebiliriz ki kolaylıkla farkına varalım olayların diyor. Güzel yorumlar geliyor dostlar, teşekkür ederim. Huriş Topal, hayırlar ile dolu akşamlar tüm hepinize. Bilincimizin arttığı farkındalıkla bakmak, yaşarken hal ederek yaşamak nasibimiz olsun diyor. Ne güzel, çok güzel temenniler bunlar, harika. Aslında insan, bilinç ve dil diyoruz ya, dilinden yani halinden anlayanla hemhal olabiliyor. Yani senin halinden, dilinden, bakışından, edandan, sözünden, sohbetinden, oturuşundan, duruşundan, edandan, mimiğinden hoşlanıyorsa, yani orada bir ondan anlıyorsa onunla hemdem oluyorsun. Yok Hazreti Mevlana, onunla hemdem olabiliyorsun, onunla hemhal olabiliyorsun ve onun da öyle bir özelliği var. Dolayısıyla yani dostlarımızın halimizden anlıyor olması lazım. Zaten bir Kayseri türküsüydü galiba değil mi? Halimden anlamaz ben o yâri neyleyim diyor ya, öyle bir şey var. Halimden bilmiyor ben o yâri neyleyim. Gel otur yanıma, hallerimi söyleyeyim. Bir de öyle bir şey vardı. Evet dostlar, ne yapalım? Vedalaşalım. Bir saattir sizi tutuyoruz. Aşağı yukarı bir saat oldu galiba. Güzel yorumlar da 52 dakika olmuş. Dün akşam Instagram'daki yayından şeyi göremedik. Süreci göremedik. İnsan cennet olandır. Kokusu değmez miyiz cennettir diye. Tabii ki. Önce insan dostlar cennetinde buluşalım ki diğer tarafta da cenneti bulalım. Allah'ın izniyle. Ela gözlüm ben bu elden gidersem. Bir de böyle bir şey var. Ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım, kalmelül melül. Çok güzel şeyler söylemişler. Eyvallah, hayırlı akşamlar efendim, selamlar. Evet, akşamınız hayırlı olsun, geceniz mübarek olsun. Gece belki ilerleyen zamanlarda Instagram'da bir meşk yapabiliriz. Bendir sesleri duyabilirsiniz. Instagram'da olan dostların haberi olsun. Bıkmazsanız tabii. Öyle, Neşet Ertaş. Gönül arz ediyor dostu görmeyi, engel bırakmıyor bana ne dersin? Eller beğenmezken balı hurmayı, evdeki tükenen una ne dersin? Bu bir uzun hava. Kamuran Kuşak, eyvallah. Uzun havalarda ben de çok severim ya. Güzel okuyan olsa da dinlesek. Dün akşam Ferit'ten dinledik. Çok keyifliydi. Her demey
Her demey zalim felek sineme dokunma benim. Her demey zalim felek sineme dokunma benim. Taş mı sandın yüreğim kalam bedenim. Ah aman 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 a
Bir de böyle bir uzun hava var. Hatırlayanınız vardır. Gider o yâre haber, gider o yâre haber, yarda yanar bir zaman, yarda yanar bir zaman, yanar bir zaman. Ah aman, ah aman aman aman, amma zalim bir zaman. Tenha gecelerde, tenha gecelerde beni eyler mi teselli? Ah tenha gecelerde beni eyler mi teselli? Baykuş sesini, baykuş sesini bülbülü şeydaya değişmem. Ah aman, ah aman 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 aman, amma zalim bir zaman. Böyle bir uzun havadan sonra bir hareketli türküye bağlanır aslında iş. Değil mi? Bilenleriniz, bu işi bilenleriniz bilir. Arap atı gibi sallar başını, Arap atı gibi sallar başını, ne söyledim yıktın kara kaşını, vay vay sürmelim vay, ne söyledim yıktın hilal kaşını, vay vay sürmelim vay. Arap atı binmeyle yorulmaz, Arap atı binmeyle yorulmaz, üçlü mavzer ile bir genç vurulmaz, vay vay sürmelim vay. 3-5 altın ile bir yar sevilmez, 300 altın ile bir yar sevilmez, vermem seni yad ellere, ellere vay, vay çöllere vay. Bir de böyle, bu da Urfa yöresinden bir uzun havaya bağlanabilecek bir türkü. Eyvallah, sağ olasın Yıldız Hocam. Sevgili Çetin, Çetin Demir selamlar. Gülden Hocama, Çetin'e, Mücahit Kocabaş'a, Emine Tugay'a, burada kaçırdığım varsa o dostlarımıza, Esma Ablam'a, Kamuran Koç'a, herkese selam olsun efendim. Çok teşekkür ederim, benimle bir saat geçirdiniz. Zamanınızı, muhabbetinizi paylaştınız. Akırdılarımızı dinlediniz. Oradan buradan işte böyle bir ayarımız yok.
zulümden başladık, tabibin saracağı yaradan başladık, oradan bir ilahiye geçtik, Yunus Emre'ye gittik, Sela okuduk, şöyle yaptık, böyle yaptık, türkü tefeülleri falan derken bugün de böyle bir yayın olmuş oldu. Kusurlarımız bağışlansın efendim. Eyvallah Betül, uzun selamlar. Eksiklerimiz tam sayılsın, kusurlarımız bağışlansın efendim inşallah. Hayırla, huzurla, muhabbetle bir akşam dilerim. Hayırlar fetholsun, şerler defolsun, münkir münafık islah olsun, bedenlerimiz sıhhat bulsun, ruhlarımız inşirah bulsun, kalplerimiz aşk bulsun, vakitler aşk olsun, aşıklara vuslat olsun efendim. Ne diyelim? Bunları diyelim ve böyle veda edelim. Hepinize muhabbetler efendim. Ya selam.